Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Sen bazı kişilere o kadar değer veriyorsun ki senin düşmanın olmuş. Zira kişinin dostu da düşmanı da kaliteli olmalı. Eğer sen kaliteliysen, şimdi layık olmadığı kişiye ziyadesiyle değer vermek, kendine düşman yapmaktır. Çünkü onu kaldıramaz. Yani ben yapmadığım bir şey veya yapamadığım bir şey söyleyeyim, hemen ulaşılan olmaman lazım. Çünkü avam bunu kaldıramıyor. Yani İmam Azam bir sözü var ya, çok konuşup basitleşme, çok görünüp adileşme. Yani sıradanlık olma. Çünkü insanlar bunu kaldıramıyor. Yani deliye, çocuğa, cahile tevazu yapmayacaksın. Tevazu olmaz. Öyle inanır. Tamam. Mesela hak etmediği halde, yani normalin üstünde muhabbeten vermek, değer vermek, onun normal olduğunu zannedecek. Her daim senden bunu isteyecek. Bu kesin, bil ki sen kendine düşman yetiştiriyorsun. Ona layık değil, vermeyeceksin o kadar. Şimdiye kadar beni dert öldürmedi. Seni öldürmeyen dert sana dermandır. Dertler bana derman imiş, sırrı burada. Yani derdin öldürmediyse sana, seni güçlü kılmak içindir. Çünkü öldürmeyen her şey seni güçlü kılar. En azından şu, tecrüben oluyor. Mesela psikoloji hasta olanların en büyük sebebi dün kazanımlarını bugün kullanamamasına kaynaklanıyor. Her gün yeniden bir tasarım yapıyor. Ya dün sıkılmıştım, böyle böyle bir düşünceler gelmişti. Ne oldu? Geçti gitti, bugün de gidecek. Efendim dün onu nasıl götürmüştün, o sıkıntıyı? Aynı işte, yani sıkıntı aynı şey. Aynı şeyi tekrar edip duruyor. Yani ilk kazanımın tecrübesini niye kullanmıyorsun? Muvaffak olduğun tecrübe var. O tecrübeyi kullanamıyorsun, kullanman lazım. Yani seni öldürmeyen dert derman oluyor. Güç oluyor. Dertler bana derman imiş, sırrı da burada yatıyor. Hatırladınız değil mi? Dertler bana dermanmış Risale'de. Hayatta peygamber dahi olsan torpil yok. Adetullah herkese her şeye rağmen işliyor. Peygamber dahi olsan torpil yok. Herkese rağmen işliyor. İsa Aleyhisselam'a demiş ya, işte şuradan yukarıdan atla bakalım, Allah seni öldürür mü öldürmez mi demiş. İsa Aleyhisselam ne demiş? Kul Allah'ı tecrübe edemez ama Allah kulunu tecrübe eder. Bakayım ne yapacaksın diye. Demek ki adetullah kanunu herkese işliyor. Hani peygamberimiz Aleyhissalatü vesselam demiş ya bilmana, Müslüman bir delikten iki defa ısırılmaz. Peygamber Aleyhissalatü vesselam Müslümana ahmaklık yakışmaz demiş. Sonra ben uzatmadım da kendime not aldığım için. Ya Resulallah, ahmak nedir? Bir delikten iki defa ısırılmaz. Davasına, devam ediyor bunu, bunu malzeme yapıyoruz. Davasına bilerek ihanet edene, ihanet etmek davana vefa etmektir. Adam düşün ki en mukaddes şey nedir? Dindir. Ondan daha mukaddes şey var mı? Bir insan düşün ki dinine, mukaddesatına ihanet etmiş. Daha ihanet yapamayacağı bir şey olur mu? Yok. O zaman davasına ihanet edene, beraber miydiniz onunla? Cemaat beraber miydiniz? Evet. O davasına ihanet etti mi İslam'a, Kur'an'a? Etti.
ona ihanet etmek, iddia etmiş olduğu dava olan İslamiyet'e vefa etmektir. Bak, düşmanımın düşmanı. Düşman kaldıkça bu bana nedir? Şu? Dost. Dost, bak. Düşmanımın düşmanı burası bana dosttur. Dostumun düşmanı nedir? Düşman. Düşmandır. Davasına bilerek ihanet edene ihanet etmek, davasına vefa etmektir. Dostun yanlışlık yapabilir. Unutmayın. Dostun yanlış yapabilir ama ihanet yapamaz. Eğer ihaneti yaptıysa daha arabana alma. Alırsan sen de aynı tiptensin demektir. İhanetçilerle, mukaddesatına ihanet edenlerle hala berabersen sen de ihanetçisin. Aynı tipsin çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kişi arkadaşının dini üzerine, yani seyahat ettiğin bir şey koşturduğun kişiyi hangi tiptense sen de o tiptensin. Eğer zıttı olsan zaten dayanamazdın. Bir de okuyorum. Dostun yanlışlık yapabilir ama ihanet yapamaz. Eğer ihaneti yaptıysa daha arabanı alma. Alıyorsan sen de aynı tiptensin demektir. Çünkü yalan konuşmayan kişi herkesin doğru konuştuğunu sanır. Yalan konuşan da herkesin yalan konuştuğunu söyler. Buna ait Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir hadisi var. Çok ilginçtir. Bir zanla zan okuduğum için, araştırdığım için hala. İnsanlar helak oldu, insanlar hep bozuldu. Hep böyle anlatan diyor, insanların en bozuk insanlarıdır. Çok ilginçtir. Hadise dün ve bugün okudum. Salih'in orada da geçiyor herhalde. Helak oldu. Sunat'ta geçiyor. Nasıl geçiyor? Sunat'ta geçiyor. Yani helak oldu, helak oldu diyen kendisi helak oldu. Helak oldu. Böyle mesela iyi değiliz, iyi değiliz, iyi değiliz böyle pompalıyor yani bilerek veya bilmeyerek. Böyle olumsuzluğu pompalıyor, ders yapıyor. Yani ders makamında da. Bu adamların dersine oturulmaz. Çünkü fıtrata zıt hareket ediyor. İnsanı olumsuzluğa itiyor. Biz zaten derse olumlu hava almak için yapıyoruz. Ki hadiste de bana destekledi. Hiç sevmediğim bir şeydi zaten. Helak oldu insanlar diyen kendisi helak oldu diyor. İnsanlar bozuktur, bozuktur. Hakikaten dikkat edin, o insan bozuktur. Gizliden bozuktur o. Çünkü kendi kurtulamadığı o pis ahlakını, o bozukluğunu teşmil ediyor, tamim ediyor. Herkes de böyle zannediyor. Niye? Ben böyleysem bu insanlar hadi böyledir. Ya sen öyleysen herkes de öyledir. Şey getirir misin masamda? 20. defter var. Hemen göreceksin. Çok ilginçti, onu metni okuyayım. Sigaranın dumanı kadar bana emniyet verseydin, sigara dumanı kadar bana emniyet verseydin, ben de senin ciğerine girmeme müsaade ederdim. Bu bizim meşhur bir seneden beri bir cümlemiz. Ben senin kalbine, ciğerine girmeye müsaade etmiyorsun, dumanın girmesine müsaade ediyorsun. İlginç değil mi? Bak, hüsnü zan kulluktaki kemalin eseridir. Bir hadis böyle. Şöyle onu bulayım. Hadis Müslim'de geçiyor. İnsanlar helak oldu, bozuldu diyen kimse halkın en fazla helaka uğrayanlardandır. Müslim'de geçiyor. Ya. Suizan etmeyin. Suizan yanlış karar vermeye sebep olur. İnsanların gizli şeylerini araştırmayın. Kusurlarını görmeyin. Münakaşa, haset ve düşmanlık etmeyin. Birbirinizi kardeş gibi sevin, çekiştirmeyin.
Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, yardım eder. Onu kendinden aşağı görmez. Buhari ve Müslim'de geçen hadis bu da. Sigaranın dumanı kadar bana emniyet verseydin, ben de senin ciğerine girmeme müsaade ederdim. Dostunun kıymetini düşmanımla bildim. Düşmanımı tanıdıkça dostuma sarıldım. Dostu olmayanın düşmanı da yoktur. Dostun yoksa düşmanı da yoktur. Bunu anladınız mı arkadaşlar? Çok ilginçtir. Dostumun kıymetini düşmanımla bildim. Düşmanımı tanıdıkça dostuma sarıldım. Dostu olmayanın düşmanı da yoktur. Dostlarımı nazara almadan beni hesap etmezler. Yani bir insan sana zarar vereceği zaman babasını, akrabasını, ne çoluk çocuğu, kardeşi, babası ne kadar var diye. Bir hizmet ehlinin de zarar vereceği zaman çevresindeki dostları kimlerdir? Onu nazara alırlar. Seni kaybetmek için uğraşanı, seni kaybetmek için uğraşanı, kazanmak için uğraşma. Çünkü sana muhtaç, çok muhtaçlar var. Şimdi buna ait hadis var da, arkadaşlar bunlar böyle, ne azim dur bakayım, al şu kalemi, Resul. Böyle yazılan bir şeyler değil bunlar. Hep yaşadığım bir şeyler. Dikkat ederseniz, uslubum, ifadem benim. Ve düşünülerek değil, bizzatı yaşadığım şeyler bunlar. Bak buna ait bir hadis söyleyeyim. Nereye okumuştuk? Bir gün Peygamber aleyhissalatü vesselam'a Enes radıyallahu anh, anne şey babasıyla amcası geliyor. Tamam. Babasıyla amcası geliyor. Enes biliyorsun çocukken köle olarak satın alınmış. Peygamber aleyhissalatü vesselam yanında büyütülmüş. Böyle ufaktı. İzini takip ediyorlar. Çalmışlar meğer çocuğu. Sonra pazara köle diye satmışlar. Derken peygamber hanımlarına hizmet eder diye, hem çocuğu İslam'la büyütürüz diye satın alıyor. Köle dönemi o zaman. Daha İslamiyet'in ilk dönemi. Yani İslam da o dönemdeydi. Sonra izini takip ediyorlar, geliyorlar. Fakat peygamberi buluyorlar, Enes yok yanında. Anne babası diyor ki, ey insanların en doğrulusu. Nereden biliyorsun ben insanların en doğrusu olduğunu diye sormuş. Dedi ki, sordum insanlara dedi senin. Peygamber olduğunu bilmiyor ha. Ben demiş böyle birisini arıyorum. Neyse o kimdi? Onun yanında. O demişler ki insanların en doğrusunun yanında. Ondan sonra anlaşılan gidişata bakılırsak peygamber değil anlaşılıyor. Yani o adamlar bilmiyor. Dedi ki, seninle bir ticaret yapmak istiyoruz demişti. Buyurun demiş. Senin yanında bir köle var, bizim oğlumuzdur demiş. Onu çaldılar dedi, getirdiler dedi. Sen satın almışsın. Ona ne kadar para verdinse, ona ne kadar para verdinse biz onu ödeyelim, ver bize. Peygamber diyor ki, insanlar satılıp alınıp satılan bir mal değil. Ben aldım onu hürriyetini kavuşturmak için demiş. Ben onu çağıracağım. Ben onu çağıracağım şimdi. Sen madem babası ve amcasısın ama sizin anlaşma yapalım. Tamam diyorlar. Ben onu çağıracağım. Eğer diyeceğiz ki ey Enes bu senin tanıdın mı baban mı amcan. Buyur gitmek istiyorsan git. Beni tercih ediyorsan beni tercih et. Ama parayla satmak yok. Adamlar dedi ki, ya böyle bir ticaret olur mu ya bu kadar şey? Sen hakikaten insanların en doğru, bir de eklemişler, en hayırlısı, insanın en hayırlısı sensin demişler. Şeçin dememiş ha. Nasıl olur ya parayla almış? Çünkü onlar düşünüyor ki çocuğa sorunca babasını ve annesini, amcasını terk edip de elin adamına mı gelecek? Hem de köle. Zannediyor ki köle. Böyle bir teklif ediyor ki tamam. Parayla yok. Çocuğu muhayyere bırakacağız. Kimi tercih ediyorsa onu kabul etsin. Ama sonra ısrar yok dedi. Anlaşmamız bu.
Çocuk birisini tercih etti mi? Arkasında ben de sen de düşmeyeceğiz. Kabul mü? Tamam dediler. Bundan daha güzel şey olur mu? Tamam. Sonra Enes'i çağırıyorlar. Geliyorlar. Oo tanıdın. Tanıdın mı? Demiş. Tanıdım babam ve amcam demiş. Bunlar seni almaya gelmişler. Yol senin. İster git ister kal. Hürsen. Zaten sen hürsün. Onlara dönüp demiş ki bir şey anlatmak için anlatıyorum bu kadar şeyi. Bunlarla kalır. O bir tür şeyleri çıkarttı. Dedi ki ey babacığım amcacığım sizden daha hayırlısını buldum. Gelmem. Oğlum sen ne diyorsun? Ben senin baban. Bu peygamber diyor. Ve ben köle değilim dedi. O zaman Allah Resulü adamlar dedi ki anlaşmanıza sadık olun. İsrar etmeyin. Buyurun yola koyulun. Bu sefer adam durunca, adamlar ses yapmayınca Allah Resulü şunu dedi. Beni tercih edene, beni tercih edeni hiçbir şeye tercih etmem. Bak, beni tercih edeni hiçbir şeye tercih etmem buyurun. Da bırakmam dedi. Bitti. Şimdi seni terk edeni terk et. Çünkü sana muhtaç olan o kadar insan var ki terk edenleri terk et. Düşme arkasına. Başka değil yalnız kulağa sağır. Bak, başka değil yalnız kulağa sağır, göze kör derler. Oysa aklı hem kör hem de sağır. Şimdi biliyorsunuz kulağa sağır olana sağır derler. Değil mi? Aslında toplumda öyle demezler. Göze kör derler, değil mi? Kulağa sağır derler, göze kör derler. Oysa aklı hem kör hem de sağır insan, bu asıl insan. Hakikati görmüyor ve duymuyor. Mesela ezanı duyuyor, duymuyor. İnsanlar ölüyor, mezara gömüyor, kardeşinin oğlunu, karısını, kızını gömüyor, görmüyor. Kör olmuş. Hiçbir ibret yok. Kör bu. Kadınlar beğendiklerinden değil, güvendiklerinden rahat ederler. Kadınlar bir erkeği beğendiğinden değil, güvendiklerinden tercih ederler. Kadınların dünyasında güven vardır. Evlilik yüzüğünü niye takarlar? Düşündün mü Mehmet? Çünkü buna karışmayın. Bu sahiplidir. Senin namazın da yüzük gibidir. Nişanlı dahi olsa, evli dahi olsa yüzük takarlar. Buna karışmayın. Bu sahiplidir. Buna nişan koydular derler. Falan canındır. Namaz da hayatın yüzüğüdür. Buna karışmayın. Bu nişanlıdır. Evli. Evli yağdır. Evliya. Tabi Lemahat'ta diyor da bir insandaki emaneti güberen nişanı niyaz ve namaz diyor. Bak. Bir de oku. İnsandaki emaneti güberen nişanı niyaz ve namaz. Nerede geçiyor dedin? 742'de. Neyin asal bedeli? Sözler. Sözler. Vay be. Evet. Bir de okuyayım o zaman o lemahatı. Evlilik yüzüğünü niye takarlar? Çünkü buna karışmayın. Bu sahipli. Senin namazın da yüzük gibidir. Birisi, yani kabirdekilere öyle diyecekler. Dokunmayın buna. Bu evlidir. Evli yağdır. Birisini özlüyorsanız ne mutlu size. Çünkü özleyeceğiniz birisi var demek. Mesela bazı erkekler şeyden rahatsız olur. Kadın derslere gidince akşam 2'de bir telefon ediyor hanım. Nerede kaldı falan. Ve erkekler bundan rahatsız oluyorlar. Ne bileyim ben evli olsam acaba böyle mi olur? Ama ben o sık sık aramalarından gayet memnun olurdum. Çünkü arayan birilerim var demektir.
Ben mesela bugün kaybolsam İstanbul der ki Rize'dedir. Rize der ki Hatay'dadır. Hatay der ki Almanya'dadır. Almanya der ki Fransa'dadır. Fransa der ki Yunanistan'dadır. O der ki bilmem Manisa'dadır. O ne der? Şuradadır, buradadır. Yani benim ortadan kalktığım bir ay sonra öldüğüm anlaşılır. Ama evli olan öyle değil. Demek ki birisi sizi takip ediyor. Kıymetini bilin diye evlilere söylüyorum. Seninki de biri aramasın da. Lan, yo ama çıldırtıyor. Olsun. Bir de böyle bak yani. Elin gavurunun yırtık pantolonu, elin gavurun Amerikan çobanları var. Kot oradan çıkmış. Dikenlere, otların içinde hayvan çobanlık yaptıkları için kot giyerler. Kot oradan gelmiş. Kumaş dağlarda çoban giyemez. Yırtılır. Diken var, bilmem taş var, oturuyorsun. Niçin dizleri ve kıçı böyle beyazlar? Çoban oturup kalkar. Ondan sonra çobanın işi olduğu için şehre gidip hayvanını şey yapar, kotla iner. Onun için Amerikan halkının içerisinde çoban kot pantolonla bilinirdi. Kah yırtık olurdu, kah beyazlardı. Elin gavurunun yırtık pantolonu bize moda olmuş. Serseriliğiyle kesmediği sakalı bize rajon olmuş. Sakal kesmemiş adam. Çoban ya. Kesmemiş. Bize rajon olmuş. Elin gavuru kesmemiş sakalı. Ama sakal diye bıraksa vay dünyaya kalkar. Serserilik de bırakırsın. O rajon oluyor. Şu anda moda olmuş sakal bırakmış. Herkes sakal bırakıyor. Evet şu anda moda olmuş. Çok acayip. O sünneti sen niye desin? Keserler mi? Mesela Allah aşkına böyle görmüş, oturmuş, kot pantolonu yırttık, donu gözüküyor. Şuraya bak yani, şu rezalete bak yani. Pantolonu yırttık ha, yırtmış kendisi. Serseri. Ser-ser-i. Zel-zel-e. Ves-ves-e. Ser-ser-i. Ser ne demek? Başı dönmüş. Başı dönmüş, 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 dönmüş. Yani başı dönen, 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 dönen her şeyi sisli görür. Mayın bir nerede olduğunu bilmez, ne yapacağını da bilmez. Dönen, dönen insan etrafı şey renk körlüğü gibi olur. Mekan da kalkar. Nerede ne yapacağını bilme. Ser, 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 i. Orada. Ser, ser, orada. Ortada, i. Elin çobanının elbisesi bize moda olmuş. Çok özür dilerim, çok özür dilerim. Bok sürse var ya, onun da moda olacak ha. Ben de sürerim yani. Böyle olmuş. Ya. Bazen böyle ifademi şey yapıyorum ama dayanamıyorum ya. Bir bakıyorsun, elin gavuru, ha bu kadar pantolon giyiyor. Şük be, namazda eğildiği zaman donu ve çıplak şeylere şey gözüküyor. Lut kavminin eşcinsellerinin kullandığı şeydi bu elbise. Halktan kendileri ayrılırlardı. Eşcinseller arkasında yürüyenlere düşük pantolon giyerlermiş ki ben bu tiptenim ha beraberiz. Ondan sonra o pantolonu gördükleri zaman arkasına takılırlarmış. Eşcinsellerin birbirlerindeki haberleşme özelliğiymiş. Donu gözükür, eğildiği zaman içi gözükür. Ya yatağı olan uykusunu bekler, ekmeği olan açlığı bekler, ahireti olanlar da dört gözle ölümü bekler. Öleceğini kesin bildiği halde hiç ölmeyecek gibi düşünüp yaşayana hayret ediyor. Çünkü olmayacak şeyi yapabiliyorlar. Nasıl yapıyorlar? Helal olsun. Mutlaka öleceğini bildiği halde din dese ki ölmeyecek gibi yaşayın. Ölmeyecek gibi düşünün. Çoğu insan haram yapardı. Nasıl yapacak ya? Öleceği kesin ama ölmeyecek gibi yaşayacaksın. Peki nasıl oluyor? Bunu nasıl yapabiliyor? Şeytan yaptırıyordu ondan. İnsanı hayvandan ayıran en mühim mihenk edeptir. Hoşlanmayacağını
dostun söylerse acıtmaz. Çünkü acıtmadan söyler. Hoşlanmayacağın şeyleri dostun söylerse acıtmaz. Çünkü acıtmadan söyler. Üzdüğün kadar üzüleceksin. Sevdiğin kadar sevileceksin. Verdiğin kadar alacaksın. Kendini ne kadar büyük zannetsen de kefene sığacak kadar küçüksün. Birisini tek diken olma, birisini tek diken olma, gülüyle beraber ol. Başkasının kusurundan bahsedeceğin zaman kendi kusurunu hatırla. Gülü dikensiz zannetmek neyse, kusursuz dost aramak da bunun gibi. Dostuma kırılmanın sebebi buymuş. Dostuna kırılmanın sebebi budur. Zanlarımızdır. Sahabeler ne mutaassıp adetlerini terk etmeleri, bak sahabeler en mutaassıp adetlerini terk etmeleri, izzetini kızını gömmekten aramışlardı, terk ettiler. Yani sahabeler hakkında bir, en sahabe nasıl oldular? Duyduklarını hemen eyleme geçirenler. İki, en mutaassıp adetlerini terk etmeleri, izzetini kızını gömmekten aramışlardı, bunu terk ettiler. Yani sahabeyi sahabe yapan terktir. Duyduğunu yapabilmesi için kendisini terk etmesi lazım. Kardeşini tercih edebilmesi için kendisini terk etmesi lazım. İzzet ve şereflilikmiş kızını gömmek, onu terk ettiler. Sahabeyi sahabe yapan ibadet değildir. Terklerdir. Hemen terk etti. Mesela bak, sahabelerimiz, sahabiyelerimiz, analarımız, hepiniz biliyorsunuz, hurmalıkta iken, hurma gündüz, ayet geliyor, tesettür ayeti. Gitti atan hurmalığı, ayet geliyor, eve boşalt, ondan sonra git. Ayet daha tarladayken, o siyah bezleri hemen tarlada hurmaları boşaltıyorlar, hemen sarılıyorlar. Lan tarlada duydun işte, eve gideceksin ya. Hemen kurbayı boşaltıyor, örtünüyorlar. Sen hemen ne kendini terk etmişliğin özelliği. İbadetin şey değil bu. İlk önce la ilahe, sonra illallah. Yani ihlaslı olmak için ne yapmak lazım? Bir şey yapmak lazım değil. La riya, illa ihlas oradadır. La ilahe, illallah. La ilahe, illallah. Aynı kanunu kullanıyorum. La riya, riyakar olma, ihlaslısın. La davet, illa muhabbet oradadır. Adavet olma, muhabbet oradadır. Sessizliğin sesten üstünlüğü gibi, sesi terk edersen bu güce sahip olursun. Susarsan konuşmaktan daha güçlü olacaksın. Çünkü en güçlü ses sessizliktir. Çünkü bütün sesler orada var. Ama konuşunca tek sestir. Şu anda 10-15 tane her şey konuşabilirim. Bak şu anda. Her şey konuşabilirim. Ama dedim şimdi. Şu anda ama dedim. Diğerlerini bitirdim demektir. Teke düştü. Bilmem anladınız mı bunu? Yani bu bardağı şey doldurabilirsin ama artık sudur. Sessiz kablodan sesin çıkması, kablo var ya kablo, mikrofon. Sessiz kablodan sesin çıkması, şekilsiz olan bataryadan vidonun çıkması. İnsan da böyle, hiçlikten yaratılıyor. Mesela kamerayla, cep telefonla veya kamerayla video çekiyorsunuz. Video çekiyorsunuz. Peki şekil var mı? Renk var mı içinde? Yok. Kamera nasıl sesi? Yani video nasıl ses kameraya dökülüyor? O kamera diyorum batarya.
batarya nasıl şeye dönüşüyor? Videoya. Ses çekiyor. Görüntü çekiyor. Derinlik çekiyor. Renk çekiyor. Batarya ömürdür. Kamera bedendir. Yani bataryanın pili videoya dönüştüğü gibi insanın ömrü de ahirete dönüşüyor. Hiç alakası olmayan şey. Batarya, bir de videoya bak. Atomun gücünü yoksa atom altı mayen olmayanın mı? Hangisi daha güçlü? Atom üstü mü, atom altı mı? Atom altı. Atom altı daha güçlüdür. Bir şey madde hayattan uzaklaştıkça nur hayat daha ziyade erişiyor. Bugün ya Allah Allah. Madde hayattan uzaklaştıkça nur hayat daha ziyade erişiyor. İşte sana diyor bir gergerdanla mikrop, değil mi? Mikrop kendisini görmüyoruz ama o mikrop arkadaşın sesini duyuyor. Rızkını görüyor. Mikrobun rızkı ne olur? Yani maddi hayattan uzaklaştıkça manası hakim oluyor. Terkte ihlas var dedik. Yani la ilahe illallah'dan sonra Muhammedun Resulullah vardır. Yani la ilahe'den sonra illallah var. Biraz önce anlatmıştım onu. Hem kabiliyet-i şer, kabiliyet-i hayra dönüşüyor. Mesela la ilahe illallah'ta kabiliyet-i şer, kabiliyet-i hayra dönüşüyor. La ilahe'ler terk edince kabiliyet-i hayır oluyor otomatik. Nasıl oluyor abi? Mesela sahabe kardeşini tercih ediyor. Edebilmesinin altında ne var? Kendini terk var. Kendini esas alıp kabiliyet-i şer. Kendini terk edince otomatik kardeşini kabul edebilip yani kabiliyet-i hayır oluyor. Mesela riyakarlığı terk ettik. Kabiliyet-i şer. Riyakarlığı terk edince ne oldu otomatik olarak demeye gerek yok. İhlaslısın demek. Adaveti terk ettim. Bir şey yapmıyorsun. Adaveti terk. Muhabbet adamısın. Şöyle de denilebilir mi? Demek ki iman ediyorsun. Nihayetsiz o isimleri, tecellileri ne yapıyorsun? Şerre inkılap ediyorsun. Ediyorsun. O nihayetsiz isimleri ne yapıyorsun? Hayra inkılap ediyorsun. Hayra gösteriyorsun. Mesela çocuğu bozma. La tahrim. İlla tamir oradadır. Çocuk zaten İslam fıtratında. Eskide bizim köylerde babalarımız, annelerimiz bize dinin bilgileri yoktu ki. Ne vereceklerdi? Televizyon yoktu. Tarih görmedik. Biz mesela ilkokul 4'e kadar Ceyran yoktu. Televizyon yoktu yani. Hiç girmedi. Ama öyle daim şu an bir temelden bir bize bilgi vermediler. Bozulmadık. Yetiyor bize. Yani onun için ya annem Mehmet üzülme. Annem bana niçin eğitmedi dedim. Gerek yok ona. Köyde televizyon seyrettirmediyse. Yani aletlerle. Bozucu aletlerle bozulmadıysa yetiyor zaten. Tahmin, zaten İslam fıtratındasın. Ondan sonra bir hakikat gelse hemen pat de alabilirsin. Bu adama bu dersler geliyor. Risale okuyorsun. Adam hiç almıyor. Çünkü altında yok ki. Bozulmuş. Çivi çakıyorsun. Çürümüş tahta. Altı sağlam olsa çaktın çivi. Dururdu. Ölümden korkuyorsan ölümü kabullenmediğin içindir. İçi doldurulmamış hayat yaşanmamış demektir. Ölümden kimler korkar diye merak ettim. Ölümü kabullenilmediği için diye şu. Hayatımızdan daha değerli bir şey var mı? Yok. En değerli hayattır. Eğer bir insan yaşarken hayatından daha değerli bir şeyi hayatına gaye yaparsa zaten hayatından daha değerli bir şeyi hayatını verdiği için o verdiği şeye gitmeyi arzular. Eğer hayatından daha basit şeylerle hayatına gaye yaparsa hayatını basit şeylerle, eften püften şeylerle
telef ederse bunlar ölmek istemezler. Şöyle misal vereyim. Almanya'da bir gurbetçi düşünün. Kazandığı parayı Türkiye'ye yatırım yapıyor. Kardeşine, babasına gönderiyor. Onlar da mektupta diyor ki dükkan aldım, arsa aldım, ev aldım, bilmem ne yaptım. Tamam. Bu insan yazın gelmek ister. Babasının aldığı, kendi adını aldığı yerleri, oğlum sana şunu aldık paranla. Oğlum gönderdiğin parayla arsa aldık. Bu adam gelmek istemez mi? Niçin? Görmek istiyorsun. Gönderdiği parayı nerededir diye görmek ister. Ama düşünün ki bir gurbetçi parayı orada yatırım yaptı, yedi, içti. Gelmek istemez ki. Hem de burada hesap sorarlar. Babası der ki oğlum ne kazandın? İnsan nereye yatırım yaparsa oraya gitmek ister. Elini neyin altına koyarsa orada olmak ister. Fethullah'ın en güçlü tarafı şuydu. Bir şey yoktu. İnsanlardan para alıyordu. Elinin altına taşı koyduruyordu. İnsanlar nereye en hayatından daha kıymetli olan parayı verdikleri için hayatları da orada olmak zorundaydı. Mesela bunu şey yapmış. Boğurtturmuş o küzü. Sığla taptırdı ya. Samiri. Samiri buzağı taptırdı ya. Samiri çok zenginmiş. 70 deve altın götürüyormuş. Ama buzak yapmak için milletten altın toplamış. Niye biliyor musunuz? Herkes hayatından daha kıymetli parasıdır, malıdır. Mal demiş canın yongasıdır. Samiri bu kanunu kullandı. Fethullah da kullanıyor. Nasıl? Adamlardan altını topladı. Eritti, öküz yaptı. Adamların altını nerede? Öküzde. Adamlar da orada. Kaşık yemekte mesela. El nerede? Göz orada. Göz nerede? Düşünce orada. Düşünce nerede? Muhabbet de orada. Onun için evde herkesin önüne ayrı tabak koydu. Zındıklar bize yaptırdı. Oysa ortaya koyduğun zaman herkes o tabağa kaşık atıyor, oraya bakıyor, orayı düşünüyor, oraya muhabbet ediyor. Yani insanın gözü gittiği yerde duyguları da gidiyor. Biliyorsun göz kalbin aynasıdır. İnsanı mezara deveyi kazana koyan gözdeki şuadır. Göz kalbin aynasıdır. Eğer göz bir tabağa giderse, olur ezan okusun dokunma. Göz şeye giderse, tabağa giderse oraya muhabbet gider. Muhabbetler çoğalır. Şimdi tabak önünde, onu da önünde. Ortak bir birleşim yok. Yani adama ölüm korkusu varsa hiçbir şeyle bunu teselli veremezsiniz. An şartla hayatından daha değerli hayatına gaye yaparsanız ölüm gayet rahat olur. Çünkü zaten hayatını onun uğrunda öldürmüştü. Ölen ölmeyecek. Ölmeyen ölecek. Hayatını eften püften dünya şeyleri, arabayı şunu, bunu gaye yaptırmış. Gaye olmuş hayatına. Bunlardan ayrılmak istemez ki. Niçin ölmek istemezsin? Adama sordum. Namaz var mı dedim. Yok. Almanya'da. Hocam dedi, ölümden çok korkuyorum dedi. Dedim ki, ne iş yapıyorsun? Emekliyim. Televizyondan kalkmıyor. Yani ölümden korkmak, yani televizyon seyretmem bitecek diye mi korkuyorsun? Ahirete gitmek istemiyor. Niye biliyor musun? Televizyonu seyretmek için dünyada kalmaya değer mi? Size soruyorum. Yazın bakalım. Televizyon seyretmek için dünyaya kalmaya gerek var mı? Peki, haber dinlemek için var mı? Peki çocuklara daire yapmak için yaşamaya değer mi? Niçin yaşıyorsun? Çocuğa torna bina yapacağım. Onun için yaşıyorum. Niçin yaşıyorsun? Ne bileyim, çocuklara istikbal yapıyorum. Yani bunlar için mi yaşamak değer mi yani? Kalmaya değer mi? Tabii ki bu ölümden korkacaktır. Çünkü hiçbir öteye yatırım yapmamış ki. Hayatından daha değerli şeyleri hayatına gaye yapmışsa, öteleri yapmışsa insan gitmek ister servetine. Sordum adama, yani televizyon mu seyrediyorsun? Evet. Yani ahirete gitmek istemiyorsun çünkü televizyonun geri kalacak, öyle mi? Daha iyi televizyonlar var orada. Haber hastasıyım, o için ben ölmek istemiyorum. Haberin yanında kalkmıyor. Günde 3-4 saat veren var. Dedim orada haber orada.
Yani tam da yaşamakla niçin yaşayacaksın? Onu sorar mısın kendine? Niçin yaşamak istiyorsun? Onun için değer mi yaşamak? Onu sor. İnsan her yerde acıkır ama her yerde ruhunun ihtiyacını duymaz. İnsan her yerde acıkır. Meyhanede de acıkır. Camide de acıkır. Ama meyhanede ruhunun ihtiyacını, acıkmasını duymaz. Garip değil mi? İnsanlar ruhunun ihtiyacını, acıkmasını duymuyorlar. Niçin? Çünkü acıkacak yerde değiller. Hayatın batmasından korkma. Güneş bir yerde batar, fakat başka bir yere doğar. Zahirde burada batması, diğer tarafta doğması demektir. Ölüm, başka yerde dirilmektir. Aynaya baktığından, bu ben miyim acaba diye şüpheleniyorsan, bak aynaya baktığın zaman, bu ben yaptım ha. Aynaya baktığında, bu ben miyim acaba diye şüpheleniyorsan, inandıklarınla yaptıkların aynı olsun. Demek aynı değil. İnandıklarınla yaptıkların aynı ne kadar ise, aynaya baktığında, baktığın zaman kendinden korkmazsın. Çok tuhaf ölçü değil mi? Hiç düşündünüz mü? Mesela yapmayın da yap, bilin yani. Adam aynaya baksın şöyle. Gözünün içine baksın gözüyle. Kesinlikle rahatsız olur. Çünkü göz kalbin aynasıdır. Bu göz, bak iyi dinle. Bu göz, aynadaki gözü seyrederken, bu göz değil aynadaki göz. Bu gözle kalbinin içini seyrediyor. Bu göz de gözünü seyrediyor. Gözü seyrederken usta diyor ki kalp gözün aynasıdır. Göz kalbin aynasıdır. Bak bir daha. Bu göz de kalbini seyrediyor. Neyle? Bu göz de kalbin diş penceresiyle evin içine bakıyor. Bakıyorsunuz ya evin içine camdan. Böyle bakıyorsun da içeri. Ha, cama bakıyorsun, aslında içine bakıyorsun. Bu gözle, aynadaki göze baktığın zaman eğer rahatsız oluyorsan çaresi ihlaslı ol, amellerini düzelt. Çünkü seni rahatsız eden şey kalbinin içindeki rezilliklerdir. Bu değişik bir ölçü. Efendim, ama bakmayın. Efendiyi içeri al, saraydaki. Evet, sarayın içine. Uyku sanki ayna. Yaptıklarının bir kısmını görüyorsun. Barla'da geçiyor değil mi? Kalbimin intibanı rüyalarımda görüyorum diyor. Kaç? 149 mu? 147 mi? Ami bir talebesi ustadın. Okuma yazması yok. Ben diyor Risale-i Nur'u götürüyor. Bir şehrin İsparta'nın uyanmasına vesile olmuş o zat. Nasıl yapmış biliyor musun? Bekir Ağabeyiz. Bekir Ağabeyiz. Ne? Adil Cevazlı Bekir Ağabeyiz. Ha, Adil Cevazlı Bekir Ağabeyiz. Okuma yazması yokmuş, gidermiş müftiye, gidermiş esnafa, gidermiş ömrüye. Ya bunda bana bir şey yok kısım. Bakmışlar, ami hakikaten, okuma yazması yok, cahil. Böyle de masum geliyor. Ya bunda bana bir şey yok kısım, okuma bilmiyorum. İyi bir kitaba benziyor. Bana bir paragraf oku, bir şey yok. Tamam diyorum, ver demiş. Çay ocağındayım demiş. Ver okuyayım demiş. Dinle. Bir iki dakika demiş. Ya, bir iki dakika yok, tamam. Okuyormuş. Adam bir iki dakika mı? Dur dedi ya. Bu sefer demiş ki o kitap okuyan. Ya dedi zamanı varsa biraz okuyalım dedi. Oku. Oku ya ben dedi. Böylelikle bir şehrin intibana sebep oldu. Gidip ders okumamış ona. Ders okutturmuş. Ne tuhaf değil mi insanlar çıkmış? He? Kalbimin diyor. Peki bu nasıl uyanmış? Uyandığını, kalbimin intibanı, kalbimin halini rüyalarımda görüyorum diyor. Odama bak. Burayı ötelerden seyrediyor. Derslere geldin, anlamadım dedin.
Bir daha. Derslere geldin, anlamadım dedin. Kitap okudun, anlamadım dedin. Demek oluyor ki o kadar kötü hayatın var ki uyanmak istemiyorsun. Derse geldin, anlamadım diyorsun. Kitap veriyorlar sana, oku, anlamadım diyorsun. Demek oluyor ki bu o kadar kötü hayatın var ki uyanmak istemiyorsun. Çünkü anlamadım demeyecektin. Ya biraz bir şeyler oldu ama yani hakikaten o nasıldı? Yani bir insan zorlar. Ya ne dedi ya falan, bir bana anlatsana der. Hemen direkt anlamadım diye kesip atıyor. Tüksü diyor ki ya bir anlatsana, şöyle bir şey geçmişti diyor. Mutlaka bir saatte anlayacağı bir şey vardı. Anlayacak bir tarafı mutlaka var. Ama onu demiyor. Hemen anlamadım diyor. Çünkü uyanmak istemiyor. Uykuda olanlar uyanırlar. Ama uyku numarası yapanlar uyandıramazsınız. Mesela yalandan uyuyor adam. Yalan. Hey! Diyorsun. Hey! Yalandan. Bunu uyandıramazsınız. Ama uyanı uyandırırsınız. Kolaydır. Bu da öyle. Anlamadım diyen, uyanmak istemeyen tiplerdir. Yaptıklarından ilk önce vicdanından kork. Buna nasıl cevap vereceksin? Zira vicdanına yalanında geçmiyor. Zira vicdana yalanın geçmiyor. Yakıyor seni. Bak bir yalan söyle, nasıl yanıp gidiyorsun. Sonra ille bir şekilde ona diyorsun ki ya sen hakkında böyle dedim ya. Hakkın helal et. Veya sana böyle dedim diye ona mutlaka bir helallik alma ihtiyacını duyuyorsun. Çünkü yanıyorsun. Nereden biliyorsun ki kaybettiklerin kazandıklarından olmasın? Şikayet ettiğin sıkıntı başka birilerinin hayal ettiği hayattır. Toprağa girince anlarsın bunu demişim. Bizim bazı sıkıntılarımız var ya. O sıkıntılarımız ahirette öyle bir hakikat olacak ki insanların gıpta edeceği bir hayat olacak. Senin çektiğin sıkıntılar. Yani bazen de diyorum ki ya böyle insan ümitsiz gibi oluyor, kötü oluyor. Tamam böyle. Ya çoğu insan benim hayatıma gıpta ediyor. Ama biz hayatımızın, yani yaptığımız işin kıymetini bilmiyoruz. Baktım ki sıradan yaşadığım hayat bazılarının gaye hayali. Hele hele kabirdeki bazı ahmakların itikatları benim hayatım. Bazı ahmaklar var, kabre giren ahmaklar var. Dünyada bu hakikati kaçırmışlar, zavallar. Yani sizin yaşadığınız var ya sıradan hayatınız. Şu mutfakta nöbet tutuyorsunuz, temizlik yapıyorsunuz. Ders yerlerini siliyorsunuz, dershaneyi siliyorsunuz. Dershane silmek, bazı müftü bile, müftülerin bile varamayacağı bir hayat verilecek ona mukabil. Sen bir temizlik yaparken. Çünkü gemidesin. Gemide birisi siler, kimisi kaptanlık yapar vesaire. O lafımı da anlamazsınız şimdi. Yine genç olduğunuz için. Teşvik için söylediğimi zannedersiniz. Ben size söylemek için yazmadım bunu. Yani senin yaşadığın sıradan bir hayat, çoğu insanın hayal edemediği bir hayattır. O kadar rahat. O kadar ruhsal kıymetli. Ustadım der ki, tek hayatlı olanlar karşıma çıkmasın. Hayat ikidir. Bir hayatın suretini yaşarız, bir de hakikati ahirette. Kafirler onun tek hayatta olduklarından ölümden korkarlar. Çift hayatı olanlar ölümü gayet normal beklerler. Çünkü şu anda yaşadığımız hayat hayatın suretidir. Affedebilmek kölelikten kurtulmaktır. Haset ise başkasını taşımaktır. Nasıl ki bir dabacan suyu taşımak gibi alan göbeğini taşımak gibi. Mesela affedebilmek kölelikten kurtulmaktır. Çünkü affetmesen nasıl dediğini yani, devamlı kafanda. Sanki dabacan taşıyorsun. Su var ya, veya bazılarının göbeği var ya böyle göbeği.
Dabacan gibi yük taşıyor. 20 kilo yük taşıyor. Zaten dabacan 20 kilo. Mide 20 kilo. Ha neye benziyor? Haset bundan daha ağır. Yoruyor seni. Abi sabah yorgun kalkıyor. Sebebini söyleyeyim. Ya zihninde birisi var böyle atamadın. Devamlı onunla yoğruldun. Meşgul oldun. Ya yemek yiyerek yattın. Ya da çamaşırların veya nevresim yorgan yüzleri, yüzü plastik, petrol, pamuk değil. Veya kapıyla pencere arasında şeyin, yatağın, güneş girmiyor. Ama en önemlisi ne biliyor musun? Kafasında, dedi, nasıl dedi, niye dedi? Bundan. Uykuda konuşanlar da ondan mı? Uykuda ondan. Bağırıyor, kavga ediyor. Evet. Bir de okuyayım. Affedebilmek kölelikten kurtulmaktır. İkide bir Mehmet. Şunu sen şey yapacağım. Kendi kendine konuşuyor. Yük taşıyor musun taşımıyor musun? Niye kendi kendine konuşuyordu bağırıyor? Atmak istiyor yükü atamıyor. Bir atsa konuşmayacak onu. Gıybet etmek de bundandır. Oturuyor senin yanında. Yükümü alır mısın demek gibi. Ya Mehmet, Resul şöyle yaptı, böyle yaptı. Yani zannediyor ki bununla yük inecek aşağıya. Affetsen, affetsen kurtulacaksın ha. Üç defa şöyle yap. Affedemediğin kişi. Odaya gir ve ismini kullan. Osman! Dedim tamam. Sen geldin. Osman! Odada kimse yok. Bağır. Osman! Affettim seni. Osman! Geldin. Affettim seni. Osman! Affettim seni. Telkin sihirdir diyor. Sihir beyan, kelam sihirdir. Mesela bir şey kafanıza takıldı. Abi takıntı var. O öyle değil. Veya onu hallettim. Üç defa onu hallettim. Onu ben hallettim. Bak rahat edeceksin. Telkin. Telkinle adamı bayıtıyorlar ya. Adamı uyutuyorlar. Bir de okuyorum. Affedebilmek kölelikten kurtulmaktır. Yükü bırakmaktır. Haset ise başkasını taşımaktır. Nasıl ki bir dabacan suyu taşımak gibi olan, yani bir taşımak gibi, bazılarının düşünce, bu nasıl, ne dedi? Sanki karnındaki, var ya böyle bazı erkekler var böyle. Pum 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 yük taşıyor. Veya dabacan taşıyor. Haset taşıyor aynı. Allah yardım etsin. Özür dile, devam ediyorum konuya. Özür dile, affet ve kötülüğünü ve yaptığın iyilikleri unut. Çünkü senin mutlu olman için bunlara senin ihtiyacın var. Onu telefon et. Seni affettiğini söyle, sen söyle. Eğer suçluysan hakkını helal et. Özür dilerim, kusuruma bakma de. O yükten kurtulmanın yöntemleri. Hakkın varsa hakkımda vazgeçtim de. Yani çünkü hakkın olduğundan dolayı zaten kızıyorsun, bana bunu nasıl yapar diyorsun. Çünkü buna senin ihtiyacın var. Affetmeye senin ihtiyacın var. Başka? Dünya ahiretin aynası, dünya ahiretin sureti. Ahiret ise dünyanın hakikati, o zaman sürprizlik yoktur. Armut çekirdeği ekerseniz şeftali çıkmaz. Nasıl yaşarsanız onun devamıdır ahiret. İnsanların imanların kurtarmaya çalışanın imanı mahfuz kalır. İnsanların imanını kurtarmaya çalışanın hep Allah ahiret, Allah ahiret anlatan insanların imanını kurtarayım derken kendi imanı kurtuluyor. İnsanların dertlerini kaldırmaya çalışan dertlerine derman olur. Başka, kazandığın paranın miktarı mühim değil. Niçin kazandığın önemlidir.
Parayı niçin kazanıyorsun? Efendim, 4 tane de kelimem kaldı. Yanlışı düzeltmek, yeniden doğruyu yapmaktan zordur. Bunu hafızla yaptık. Az bize Kur'an öğretiyordu ya şey, talim. Bana dedi ki keşke Yasin'i daha önce ezberlememiş olsaydı. Yanlışı düzeltmek sıfırdan ezberlemekten daha zordur. Sıfır ezberlemek daha kolaydır. Bana eski günlerimi verseler ama şimdiki aklıma. Kendini beğenmemenin altında, bak kendini beğenmenin altında diğerlerini aşağılamak vardır. Son cümlem, dün nerede olduğunu unutmuşsan bugün nerede olduğun mühim değil. Vâhir davâhum. En elhamdülillâhi rabbil âlemin. El-Fâtiha tümâ selavâtı.